kapasiteli mahluk. Ama bu kadar geniş ve kapasiteli mahluk bütün latifelerini dünyaya batırırsa yaratılmışların en bedbahtı, esfeli safili bir mahluk olur. O yüzden bazen böyle dünyaya yerleşemiyor. Bazen bu ibadetten olur, bazen ibadetsizlikten olur, bazen inkardan olur, bazen imandan olur. Bazen imandan dünyaya yerleşemez. Bu dünyanın böyle nefse, şeytana bakan, günaha bakan yönü o dünyada onu öyle bir sıkar ki dünyaya yerleşemez. Bazen inandığı gibi yaşamayan, günahlara giren bir adamın ruhu öyle bir sıkılır ki dünyaya yerleşemez. Biri ruhu genişlediği için dünyaya yerleşemez, biri ruhu daraldığı için dünyaya yerleşemez. Birinde dünya boğulur, birini dünya boğar. Zindanda boğazı sıkılmış adam gibi. Zaten beden hapsindesin. Yani nasıl bir kuş kafesin içinde hapistir, ruh ismi zahire göre bedenin içinde hapistir. Eğer cismaniyetten çıkamazsan, hayvaniyeti bırakamazsan, kalbin ve ruhunu o cismani kafesten ölmeden önce uçuramazsan, o zindanda vücudun içinde hapsedilmiş bir şekilde zindanda boğaza sıkılmış adam gibi of of dersin, etrafına bak, çok of diyen görürsün. Çocuklarda bile görüyorsun. Çok sıkılıyoruz, çok sıkılıyoruz. Ahir zaman herkesi etkiledi. Fakat böyle bir devrin bir artısı da var. Az bir ibadet çok hükmünde. Karanlık yerlerde azıcık bir ışık çok parlak oluyor. Ve herkesin kapısını kapattığı nur kimin kapısı açıksa ona gidiyor. Nefsani, şehvani bir şey olduğu zaman milyonlarca insan izliyor. Ama onu yaratandan bahsettiğin zaman az insan işte. Bazı peygamberler gelmiş, hiç ümmeti olmamış. Çok peygamber efendimiz var böyle aleyhisselam. Vazifesini yaptı ve gitti.